Bir yazarın bir
sadece ulusal olarak Türkiye içerisinde değil, bütün dünyayla bilgileri paylaşmak üzere kurulu. Ve yakın zamanda Avrupa Transparansiyon Psikoloji Derneği ile aynı zamanda Dünya Rejeksiyon Uzmanları Birliği'yle ve daha sonra bu alanda fizik alanında, kuantum fiziği alanında bir değişik bilim alanlarıyla yaptığımız işbirlikleri de İlyar Yıldırım'ın içerisinde kendimizin ve çalışmalarımız bunlara göre düzenleyecek. Şu an yakalayan, adam içinde olan bilim ve ruhsalları birleştiren ve ona köprü olan bir süreci, o köprüyü birleştirecek üzere sizi davet ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Bilim Akademi kayıtlarımız halen devam ediyor. İlk dersimizi yaptık. İkinci ders bu cumartesi olacak. Ama çok güzel bir haberimiz var. Dersi kaçıranlar ve daha önce yani birinci dersi izleyememiş olanlar kurduğumuz sistemle beraber kaçırdıkları dersi izleyebiliyor olacaklar. Hatta buradan kameradan bizi izleyen dinleyicilerimize de duyuralım gelemeyenlere. Bilgi Akademi cumartesi derslerini aynı zamanda bu başka şehirlerde olanlara, başka ülkelerde olanlara da online bir şekilde açma fırsatımız olacak. Onun üzerine çalışıyoruz. Hatta bugün ilk denemelerini de başlattık. Çok yakın bir zaman içerisinde kaçırdığınız dersleri ve aynı zamanda buraya gelemiyorsanız da kayıt olarak cumartesi derslerini izleme, takip etme fırsatı olacak. Aynı zamanda diğer bir projemiz gene belki Facebook'tan bizi izleyenler ve e-maillerimizi takip edenler görmüşlerdir. İlahi Nizam ve Kainat okumaları 31 Ekim'de online olarak başlayacak. Yani biz sizlere konuk olacağız, biz sizlere geleceğiz. Siz neredeyseniz cep telefonunuz ya da bilgisayarınız olduğu, internetinizin olduğu her yerde bu derslere online olarak katılma fırsatınız olacak. Tabii bu ilahi nizam ve kainat okumaları tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek. Ama cumartesi dersleri, akademi programları sizin de bildiğiniz gibi vakfımıza bir miktar bağışla gidiyor. Onlarla ilgili detaylı bilgi isteyen arkadaşlarımız Saadet Hanım'la bağlantıya geçebilirler. Şimdi bu akşama geldiğimizde de güzel bir konumuz var. Beyin ve karar mekanizmaları. İlahi Nizam ve Kainat açıldığında benim en çok ilgimi çeken ve farklı bir bilgi olarak gözlemlediğim şey beyin ve beyin hücresi varlıklarıydı. Ve aynı zamanda hani varlık, bizim ruhsal varlığımız nasıl oluyor da bu bedenle bağlantıya geçiyor, bedeni nasıl yönetiyor, nasıl şekilleniyor? Hatta bu beynin şekillenmesi sırasında ki onu detaylı bir şekilde açıklamış, beraber bakacağız, inceleyeceğiz, tekrar bir hatırlayacağız. Daha sonra bu beynin oluşması anne karnındaki süreçle birlikte, peki beyin nasıl işliyor? Hani önceden derlerdi ya, beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Yani bu gerçekten doğru bir şey mi? Çünkü bilim bu alanda özellikle nöroloji çok ilerlemeler kaydetti. O son gelişmeleri ve beyinle ilgili bildiğimiz yanlış şeyler ne, şimdiki şeyler ne, birlikte birazcık onlara yeni gelişmelerinden üzerinden geçeceğiz. Ve bu süreçler kararlarımızı nasıl etkiliyor? Biz aslında gerçekten kendimiz mi karar veriyoruz?
Yoksa bunun içerisine başka neler dahil? Hani irade dediğimiz şey nedir? Gerçekten bir parça hani özgür irademiz var mı? Yoksa aslında bu çok fazla bileşenli bir şey mi? Bu anlamda da beynin ne kadar kullanılabiliriz? Beynimizi ne kadar aktive edebiliriz? Yani beyni aktivite etmek ne demek? Hatta geçenlerde yeni bir kitap okuyorum, çok keyifli. Deepak Chopra'yla, hatta size şöyle göstereyim. Profesör Rudolf Tanzi'nin yeni çıkan bir kitabı var. Bundan çok faydalandım. Süper Beyin diye. Yani hani beynimizin ötesine geçmek ve beyni süper bir hale getirmek. Hani bir benzin var, bir de süper benzin var ya, daha kapasitesi fazla olmuş olarak. Yani o anlamda beyni süper bir pozisyona, daha mevcut olduğunun ötesine de aynı zamanda geçirmek mümkün mü? Bunun belki yolları ne olabilir? Tabii hazırladığım bazı videolar var size. İnternette bu anlamda çok keyifli şeyler var. Yani hele bir hani kadınların beyni nasıl çalışır, erkeklerin beyni nasıl çalışır dediğimiz zaman bambaşka yerlere gidiyor. Biz bunu gerçek yaşamımızdan biliyoruz ama eğer biraz daha detaylarını ve işleyiş mekanizmalarını bilirsek belki o zaman birbirlerimizi hani yargılamamız, birbirimizi eleştirmemiz farklılaşabilir, değişebilir. Çünkü bir kişinin de aynı zamanda yapabileceğinden daha fazlasını ya da olmayacağı şeyi de beklememek gerekiyor. Bu anlamda belki bir parça erkek ve kadınlar olarak da bu konferanstan sonra birbirimizi biraz daha iyi anlayabiliriz. İletişimimiz açısından nelerin olduğunu ne yapabiliriz, görebiliriz. Isıdan tutun da yemek yiyeceğimize kadar bütün bunlar fiziksel etraf ve çevre, kültürünüz, içine doğduğunuz anne baba, bütün bunlar peki süreci nasıl etkiliyor? Onlara da bakabiliriz. Böylece aslında ne yapacağız? Bir parça kendimizi daha iyi tanımak üzerine bu akşamı planladım. Ama size öncelikle bir video izleterek başlayacağım. Nesnelerin kaçıp olduğuna dair bir yanılsamamız var. Aslında nesneler boş. Peki o halde biz neden? Aslında nesneler boş. Peki o halde biz neden diye yorumluyoruz? Neden maddeler katı halde görülüyor? Çünkü elektronlar birbirlerini iterler. Ben aslında bu zeminde durmuyorum. Çünkü elektronlar birbirlerini severler. Birbirlerini iter. Bu nedenle biz maddelerin katı olduğunu zannediyoruz. Fakat aslında beyinde hiçbir şey yok. Katı olan maddeler aslında katı değil. Biz onların katı olduğu yanılsamasına sahibiz. Fakat biz gerçek. Maddelerin katı olduğunu zannediyoruz. Fakat aslında beyinde hiçbir şey yok. Katı olan maddeler aslında katı değil. Biz onların katı olduğu yanılsamasına sahibiz. Fakat biz gerçekliğin katı halde olduğunu düşünüyoruz. Ancak hiç de bu şekilde değil. O halde biz beynimizin içinde yaşıyoruz. Evet, bir anlamda. Aynaya baktığınızda aslında gerçekten kendinize bakıyoruz. Aynaya baktığınızda siz aslında kendinizin saniyenin milyarda bir önceki halinize bakıyorsunuz. Çünkü ışığın gözünüzde aynaya ve tekrar gözünüze dönmesi için gereken zamandır. Ve kuantum mekaniğine göre yüzünüz aslında dalgadır. Siz aslında titreşiyorsunuz.
Bu inanılmaz bir şey. Ama biz bunu laboratuvarda ölçebiliyoruz. Bu nedenle aynaya baktığınızda aslında gerçekten kendinize bakmıyorsunuz. Eğer görme, dokunma ve işitme hisleri beynimize elektrik sinyali olarak ulaşıyorsa, o halde dışarıda maddenin var olduğundan nasıl emin olabiliriz? Beynimiz, gördüklerimizin ortalamasından bir görüntü çıkar. Sizin sorduğunuz şu, beynimizi yanıltmamız mümkün mü? Cevap, evet. Fakat soru şu. Gerçeklik sahte midir? Demek istediğim, etrafta gördüğümüz her şey bir yanılsa, bunun gerçeklik olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında değil. Holografik evren gibi bir şey olabilir mi? Belki de biz, gerçeklik ve gerçek olmayan arasındaki farktan da habersiziz. Biz şu anda yapay dokunma hissini oluşturmaya başlıyoruz. Buna haptik teknoloji deniyor. Biz bu teknolojiyle mevcutta hiçbir şey olmamasına rağmen orada yapay dokunma hissini oluşturabiliyoruz. Şu an yaşadığımız dünyadan bahsedelim. Biz gerçek dünyanın yoksa hayal dünyasında mı yaşadığımızı ayırt edebilir miyiz? Prensipte içinde yaşadığımız dünya hayal dünyası olabilir. Bunun aksini ispatlayamazsınız. Madde, atomlar tamamen karanlık, %99'u boşluktur. O halde biz üç boyutlu bu muhteşem dünyayı nasıl görürüz? Biz bir yanılsama olan dünyayı görürüz. Katı olduğumuza, nesnelere dokunduğumuza dair bir yanılsamamız var. Örneğin aslında ben bu sandalyede gerçekten oturuyorum. Bu sandalyenin bir angstrom üzerinde havada duruyor. Çünkü elektronlar aynı kuantum pozisyonunda durma eğiliminde değildirler. Birbirlerini iterler. Peki ellerim neden birbirinin içinden geçmiyor? Neden kendimin katı olduğuna dair bir yanılsamaya sahip? Şu nedenle ki elimi başıma çarptığında aslında elim başıma değil. Elim başıma bir angstrom mesafe kadar gerektiriyor. Bu nedenle nesnelerin katı olduğuna dair bir yanılsamamız olsa da aslında nesneler katı değildir. Dediğiniz gibi dış dünyadan gelen elektrik sinyallerini algılıyoruz. Peki elektrik sinyallerini ışık, renk, ses, tat ve koku olarak algılayan varlık nedir? Bunu gerçekten bilmiyoruz. Beynimizin nitelikli bölgeleri ses, görüntü ve koku olarak sizin görüntünüzü oluşturuyorlar. Yani beyin sadece elektrik sinyallerini içeriyor. Evet, doğru. Bu gerçek değil. Gerçek olan nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiklerinden, kokusunu alabildiklerinden, tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir. İşte senin bildiğin dünya bu. 20. yüzyılın sonunda olduğu şekilde. Sadece sinirsel etkileşimli bir simülasyonun parçası olarak var. Buna Matrix diyoruz. Sen bir düş dünyasında yaşıyordun Neo. İşte dünyanın günümüzdeki hali bu. Gerçeğin büyük çölüne hoş geldin. Gerçek olduğuna emin olduğun bir iş gördün mü ne? Peki bu işler için yanmasaydı? Düşler dünyası ile gerçek dünya arasındaki farkı nasıl anlayacaktın? Bu olamaz. Ne olamaz? Gerçek mi? Da zihnimizin yapamayacağı şey yok gibi. Ne gibi? Bir bina tasarladığını düşün. Her açıyı bilinçli olarak tasarlarsın. Ama bazen kendini inanılmış gibi hissettirir, anlıyor musun? Evet, sanki yeni keşfeden bir şey. O ilk ilham değil mi? Hı-hı. Rüyadayken zihnimiz bunu aralıksız yapar. Bir de yarattığımız dünyayı eş zamanlı olarak algılarız. Yani zihnimiz bunu öyle iyi yapar ki farkına bile varmayız. Bu da o sürecin tam ortasına girmemize izin veriyor. Nasıl? Sürecin yaratıcılık kısmını devralar. Sana burada ihtiyacım var. Sen bir hayal dünyası yaratacaksın. Biz özneyi o dünyaya sokacak. Bilinçaltını o dünyayla kaplayacağız. Gerçek olduğunu düşünmelerini sağlayacak detayı nasıl yaratabilirim ki? Rüyada gördüklerimiz gerçek gibi gelir.
Ancak uyandığımızda böyle bir tuhaflık olduğunu fark ederiz. Sana bir şey soracağım. Rüyanın başlangıcını hiç hatırlamazsın, öyle değil mi? Yani kendimizi her defasında olan bitenin ortasında buluruz. Sanırım, evet. Peki buraya nasıl geldik biz? Şeyden geldik tabii ya. Düşün Eriyan, buraya nasıl geldik? Şu an neredesin? Rüyada mıyız? Şu anda eğitim programındasın. Bu rüya paylaşımı konusundaki ilk dersin ve sakin ol. Sentezliyor, onları gözden geçiriyor
hepsini bir değerlendirmeye alıyor ve ondan sonra bir gerçeklik oluşturuyor ve biz aslında ne yapıyoruz? Bu aktarımların bir bilgi enformasyonunun aslında yorumlanmış halini görüyoruz. Ve şimdi aynı bakın, daha sonra bir rüyayla bağlantısı vardı. Daha sonra bu Leonardo DiCaprio'nun bir filmi vardı. İsmi neydi? Inception. Yani rüya içerisinde rüya, rüya içerisinde rüya şeklinde. Ve bakın orada zaman algısı değil mi çok daha farklı. Ne diyor? Sanki bir 5 dakika sanki rüyada 1 saat yaşamışsın gibi gelebiliyor. Yani farklı bambaşka bir algı içerisine girebiliyor. Yani beynimizin ve şu anki beden içerisinde olmanın çok farklı yönleri de var. Yani beyin sadece şu anda gördüğümüz, şu anda algıladığınız gerçeklikle ya da ses titreşimleriyle ya da gördüğünüz gözünüzün aldığı ışınlardan da oluşuyor. Halbuki ben size bir şeyi söylediğimde, şu anda bir konuşma meydana getirdiğimde de siz ne yapıyorsunuz? Aslında geçmiş bir şey biliyorsunuz. Yani hiçbir zaman aslında biz tam olarak anda da olamıyoruz. Bütün o çıkan seslerin bedeninize gelip nörolojik olarak aktarılması, sinapslardan geçmesi, nörolojik bağlantılardan beyne oluşup gitmesi ve ondan sonra değerlendirerek bir sese ve yoruma dönüşmesi arasında geçen ne var? Milyonda bir böyle bir saniyelik bir fark var. Yani aslında biz sürekli ne yapıyoruz? Geçmişi algılıyoruz. Şu anın içerisinde değiliz aslında. Çoktan duyduklarımız bir geçmiş oldu. Ya da ne diyor? Aynaya baktığınız zaman siz aslında gerçekten yüzünüzü görmüyorsunuz. Yani neyi görüyoruz? Bir holografik yapı içerisinde o titreşen atomlardan dolayı beyninize aktarılan imgesinin bir yansımasını ve bir görüntüsünü görüyorsunuz. Hatta bunun içerisinde beyin ne yapabiliyor? Yanılgılara düşebiliyor. Şimdi teker teker ne yapacağız? Bunları da göreceğiz. Ya da mesela beyin var olan bir şeyi görmediği gibi var olmayan bir şeyi de gördüğünü zannedebiliyor. Öyle o şekilde boşlukları doldurabiliyor. Peki yani varlık bu sistem içerisine o yani varlığın amacı tabii biz burada sadece nörolojik olarak ben size geçip de beynin yapısı budur, limbik sistem budur diye anlatmayacağım ama bir parça göstereceğim nasıl olduğunu. Anlayabilmemiz açısından. Onların da bir parça fonksiyonlarına değineceğim. Ama burası yani varlıksal yani ruhsal olarak bizim böyle bir sistemi nasıl kullandığımızı ne yapmamız lazım? Önce biliyor olmamız lazım. Niye? Hani bir elimizde bir kapasitesi olan bir şey var. Bu aynı zamanda geliştirilebilen bir şey. Mesela en önemli değişen bilgilerimizden bir tanesi beyin hücrelerinin sayısı ve onların ölümüyle alakalı. Önceden bilim bize ne diyordu? İşte belli bir beyin hücresi olur ve ondan sonra beyin hücreleri ölür ve ölen beyin hücreleri de ne yapıyordu? Yerine konulamaz diye söyleniyordu. Fakat son dönemde yapılan araştırmalar, mesela çocuk ve erişkinlerde beyin hücrelerinin sayılarının aynı olduğunu saptamış durumda. Yani hücre sayısı olarak ne var? Eğer beynimiz sürekli bir milyonlarca ne yapıyor? Hücre üretiyor. Aslında buradaki işin sırrı bu hücrelerin birbirleriyle nasıl bağlandığında. Yani bebekken ki hücrelerimizin sayısıyla ve yapısıyla sayısal olarak yetişkinliğimizde ve yaşlandığımızda sayısal olarak bir değişim meydana gelmezken bunların arasındaki bağlantılarda ne var? Değişmeler var. Zaten esas hani diyoruz ya nasıl tekamül ediyoruz bu dünya üzerinde işte ilahi nizam ve kainatla beraber ne söyledi? Duygular, hisler ve düşünceler, imgeler var dedi.
Şimdi siz baktığınız zaman dış dünyadan gelen bir takım uyaranlar var. Dış dünyadan gelen sesler, onların her birinin bir frekansı var. Yani o da bir enerji. Ama içe döndüğümüz zaman da içte neler vardı? Duygularımız var, hislerimiz var ve aynı zamanda ne var? İçte de bir takım imgeler var. Ve kendi nörolojik yapımıza göre ya görselliğiniz daha fazla olabiliyor. Bazı kişilerde bizim ülkemizde mesela kinestetik yapı yani duyumsama daha ön planda ya da işitsel olabiliyorsunuz. Bunların hepsi aslında hepimizde var. Kişinin nörolojik yapısına göre yani beyninin yapısına göre bunlardan bir tanesi ne olabiliyor? Baskın halde olabiliyor. Ya da siz bazı yönlerinizi geliştirerek baskın olmayan tarafta da ne yapabiliyorsunuz, gelişim sağlayabiliyorsunuz. Yani aslında beyin ilk doğduğumuzda müthiş bir potansiyelle doluyor. Yani biz bir bebek doğduğunda o milyonlarca hücre oluştuğunda herkesin beyni çok müthiş bir kapasiteyle meydana geliyor. Buradaki önemli olan şey, bebek saniyede yaklaşık 2 milyon yeni bağlantı oluştururken, yani sinapslar oluşturuyorken ve 2 yaşına geldiğinde neredeyse bu 100 trilyonu aşarken bir yetişkine göre daha fazla bağlantı oluşturuyor. Biz yaşlandıkça yani yaşımız ilerledikçe neredeyse bunların %50'sini bağlantının ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Yani aslında 2 yaşımıza kadar olan süreç içerisinde beyin tam kapasite bütün o bağlantılarla birlikte sistemi full her şeye ne yapıyor? Hazırlıyor. Ve aslında sizin gerçek kişiliğinizi, ne olduğunuzu, yapınızı, sizin ne olduğunuzu, kim olduğunuzu belirleyen süreç, siz aslında kullanmadığınız şeylerle belirleniyor. Çünkü burada tekrar devam edersek, bu da son dönemde okuduğum gene çok güzel kitaplardan bir tanesi. David Eagleman'ın Beyin adlı kitabı. Çok güzel, çok ciddi bir araştırma yapmış. Aynı zamanda örneklemelerle anlatıyor, çok da kolay bir dille anlatıyor. Bunu da tavsiye ederim. Biraz buradan da örneklemelerle anlatacağım sizi. Ve Eagleman'ın yaklaşımına göre, yani bir bebek doğduğu zaman bütün o potansiyellerle dolar, bütün o beyin ağları 2 yaşına kadar nörolojik olarak sistemi kurar. Nörolojik bağlantılar, sinapslar oluşur ki mesela buna baktığımız zaman işte bağlantıları buradan görebilirsiniz. Bakın yeni doğan bir bebekteki bağlantılara bakın. O sinapslar arasında, nöronlar arasındaki sinir bağlantılarına. Bakın bir aylıkken daha çoğalmaya başlıyor. 9 aylıkken daha da bağlantılar artıyor. Yani aslında bir bebeğin, bir çocuğun öğrenmeme gibi bir seçeneği yok arkadaşlar. Çünkü beynimiz zaten buna programlanmış durumda. Ve anne karnına düştüğünüz andan itibaren hücreleriniz milyonlarca hücre olarak artarken ve organlar oluşurken ne yapıyor? Beyin hücreleri de aynı zamanda böyle trilyonlarca hücre şeklinde oluşmaya devam ediyor. Bunların arasındaki bağlantılar ancak bizim dışarıdan aldığımız enformasyonların çoğalmasıyla oluyor. Mesela 2 aylık bir bebek siyah ve beyazı ne yapıyor? Ayırt etmeye başlıyor. 2 aylık bebeklere mesela şu beyin geliştiren kitaplara baktığınız zaman önerilen en güzel egzersizlerden bir tanesi karelik kağıda baktırmak. Bunu biliyor muydunuz? Çünkü beyniniz ne yapıyor? Bir boyut edinmeye başlıyor ve 2 aylık bir bebeğin beynini geliştirmek istiyorsanız kareli kağıda baktığınız zaman oradaki kareli çizgilerle beraber beynine ne yapıyorsunuz? Bir enformasyon vermeye başlıyorsunuz.
onun kareli kağıttaki kareleri ayırt etmeye başlıyor beyin. Ve şimdi demek ki hani bir bebeğin en fazla gelişiminin olabilmesi ve bu nöronlar arasındaki sinir ağlarının olabilmesi ve gelişmesinin artabilmesi için ona verdiğiniz enformasyon çok önemli. Peki bu enformasyon ne? En öncelikle en verdiğiniz şey dokunarak verdiğiniz. Çünkü yani deriyi açtığınız zaman kilometrelerce uzayan bir sistem var. Ve bu sistem dokunmayla birlikte ne yapıyor? Aldığı o temas etkisiyle beraber sinir ağları ve bizim aynı zamanda duygu merkeziyle, şimdi beynin o bölgelerine geleceğiz. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle bir duygusal enformasyonla bebeğinizi besliyor oluyorsunuz. O her ağladığında ona cevap verdiğinizde bir ilişki ağı meydana getiriyorsunuz ve sistem ne yapıyor? Beyin ona göre nörolojik ağlar oluşturmaya başlıyor. Ve bakın 2 yaşına geldiğinde ağlar tamamen sinir ağları ne olmuş durumda? Yollar, sinirsel yollar ne olmuş durumda? Oluşmuş durumda. Ve 2 yaşına, 5 yaşına doğru ilerlerken de sünger dediğimiz dönem. Yani bebek ne yapıyor? Oluşmuş olan bu nörolojik yolları deneyimlemeye ve test etmeye başlıyor. Yani sizi ne yapıyorsunuz? Yürüyüşünüzü taklit ediyor. Konuşmanızı ne yapıyor? Taklit ediyor. Bütün bunları yapabilmesi için ne olması lazım? Yani 2 yaşına kadar gelinceye kadar bu süreci tamamlamazsa, bu süreçte uzamalar olursa ne oluyor? Problemler meydana geliyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Tekrarlarla biz mesela konuşma zorluğu, öğrenme zorluğu olan çocuklara ne yapılıyor? Beyninde o nörolojik ağların oluşması için tekrarlarla beyinde o nörolojik ağlar oluşturuluyor. Fakat bir yetişkinin beynine şimdi bakalım. Bakın bağlantılarda kalınlaşma var ama aynı zamanda ne olmuş durumda? Budanmalar meydana gelmiş durumda. Peki bu budanmanın sebebi ne? Süreç içerisinde beyniniz sürekli bir enformasyonu kaydettiğinde, anılar oluşturulduğunda o nörolojik bağlantılar ve anıların yerine ne olması gerekiyor? Bir başkalarının geçmesi gerekiyor. Onun da nesi var? Belli bir kapasitesi var. Özellikle yaşımız ilerledikçe ne oluyor? Anılarımızda mesela farklılaşmalar meydana geliyor, değil mi? Çünkü bir şeyi, gerçekten olmuş bir şeyi hatırlamakla bir şeyi imajine ettiğiniz zamanki sistemle beyin aynı mekanizmayı, aynı sistemi kullanıyor. Ve süreç içerisinde aslında bizim anılarımızın fululaşmasına sebep olan şey gene bizim anılarımız. Bu anılarımızın çoğalması. Bir şekilde çoğalan anılar diğerlerinin üstünü almaya ve mekanizma ne yapıyor? Diğerlerini elemine etmeye başlıyor. Ama en enteresan tarafı da şu. Biz ne yapıyoruz? Anılarımızı bir süre sonra çarpıtmaya da başlıyoruz. Ve yaşımız ilerledikçe de bazen o anıları farklı farklı hatırlıyoruz. Ve bunu da yaptığımızın hiç farkında olmuyoruz. Ama beynimizin yapısı gereği ne olmak durumunda? Yaş ilerledikçe bazı anıların yerine diğerleri ne yapmak durumunda? Almak durumunda. Bu durumda da sistem ne yapıyor? İşine yaramayanları kesmeye, budamaya doğru gidiyor. Yani bir ağaç gibi düşünün. Kullanmazsanız o şey ne olur? Körelir. Ve kullanmadığımız durumda da körelmeler başlıyor. İşte mesela şimdi diyorlar ki Alzheimer olmak istemiyorsanız, demans olmak istemiyorsanız ya işte bulmaca çözün, yeni şeyler öğrenin, her zaman yaptığınız şeyleri yapmayın ve farklı şekilde yapın. Mesela siz her gün yumurtanızı aynı şekilde yediğinizde, aynı şekilde pişirdiğinizde
işinize hep aynı yoldan gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Nörolojik ağların o kalınlaştığı noktalar var ya, o noktayı sadece kalınlaştırıyorsunuz. Ve yeni enformasyon gelmediği zaman beyinde yeni nörolojik ağlar oluşmuyor ve oluşmadığı durumda da beyin artık onları ne yapıyor? Buduyor. Budadığı zaman mesela izole olan insanları düşünün. Hani genelde de emekli olduktan sonra kişiler eve kapandıklarında çok büyük bunalımlara girerler, değil mi? Birazdan size mesela depresyona uğramış bir beyni göstereceğim. Bu aslında ne demek? Sizin uyaranlarınız azaldığında, çevrede iletişim kurduğunuz insanlar azalırsa, temas ettiğiniz öğrenmeleriniz azalırsa, beyniniz ne yapmaya gidiyor? Onları kırpmaya doğru gidiyor, budamaya doğru gidiyor. Ya da sizin çok fazla hayatınızda travmalar varsa, o travmaları unutmak istediğiniz için ve hatırlamak istemediğiniz için beyinler meydana getiriyor. O kısımları tamamen budama yönüne gidiyor ve ondan sonra ne yapıyorsunuz? O kısa zamanlı ve uzun zamanlı hatıralar şeklinde. Çünkü beyin daha geçmişteki anılarına daha çok önem verirken önem verdiği şeyleri tutuyor ama önem vermediği şeyleri ne yapıyor? Buduyor. Belki çoğumuzda şu vardır, ne deriz? Ya ben şu dönemde çok fazla unutkanlık yaşadım diyoruz. Ya da isimleri hiç hatırlamıyorum diyoruz. İsimleri aklımıza tutamıyoruz diyoruz. Aslında nörologlar bunu incelemişler. Beyinde o şekilde bir hafıza kaybı diye bir şey yok. Siz sadece gerçekten onu hatırlamaya önem vermediğiniz için beyin o nörolojik ağları, sinir ağlarını oluşturmuyor. Ve o nedenle de ne yapılıyor? Sistem oraları buduyor. Yani o anda o ismi hatırlamaya aslında çok önem vermemiş oluyorsunuz. Ya da beyni o kadar fazla şeyle doldurduğunuzda bir boşluğa ihtiyacı var. Zihnin bir boşluğa ihtiyacı var. O nedenle mesela kendini bilme çalışmalarında bizim en çok önerdiğimiz şeylerden bir tanesi nedir? Bir tanesi durdur. Çünkü mesela içsel konuşmalarınızda bıdı 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 bir şeyi hatırladığınızda beyin ne yapar? Hemen eski anılara gider, eski bağlantıları hatırlar ve siz içinizde hatta bir parçanızda orada bir şey söyleyememişse sanki onu yapmışsınız ya da sanki onu söylemişsiniz gibi ne yapar? Kurgular hale gelir. Ve içimizde yapmışızdır onu, değil mi? Bir kavga, bir tartışma yaşarız, içimizde kalmıştır, söyleyememişizdir. Sanki söylemiş gibi bıt 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 içeriden ne yaparız? Zihinde bunu tekrarlamaya devam ederiz. Zihinde bunu tekrarlamaya devam ettiğinizde ne oluyor? Beyin işte sinir yollarını o şekilde oluşturuyor. Ve aynı zamanda beyin hayal olanla gerçek olanı bakın ayırt etme yeteneği yok aslında. O nedenle de ne diyor? Rüyada da aynı zamanda gerçek olanla hayal olanı aslında ayırt edemeyiz. Çünkü beynin nörolojik olarak sinyallerini şimdi ölçtüklerinde çok güzel sistemler gelişti. Siz hangi düşünce içerisindeyseniz beyin neresi aktive oluyor ve neyi yanıyor, ne yapıyorlar? Bunları artık tespit ediyorlar. Hatta şimdi göreceğiz mesela trans halindeyken bir beyin ne kadar aktif, normalde normal bir zihin zamanda nasıl aktif. Mesela çok enteresan şeyler var orada. Yani aslında bizim bütün deneyimlerimizle ne yapıyor? Beynimizdeki o malzemeler içerisindeki etkinliklerle, o bir sanki fırtına gibi o etkinliklerle gerçekleşiyor. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi beynin aslında direkt dış dünyaya bir erişimi yok. O sanki böyle kapalı bir devre gibi ve ona enformasyon gitmediği sürece de ne yapıyor? Sizin eğer
Mesela siz bir kaza geçirdiniz ve buradaki diyelim ki elinizdeki sinir ağlarınızda ne oldu? Sinirsel bir zedelenme meydana geldi. Sizin elinizi bir ateşe tuttuklarını ne yapıyorsunuz? Beyin onu algılamıyor. Yani sinir ağları ne yapıyor? Ona onu iletmiyor. Yani bu elektrokimyasal sinyallerin aktarımına, bu elektrokimyasal sinyaller de bir kimyasal süreçte meydana gelebiliyor. Şimdi o hani nörolojik şeyleri de ne yapacağız, bir göreceğiz. Bunu bir parça size anlattım, anılardan bahsettim. Şimdi şu son dönemde moda olan bir terim var. Plastisite. Plastik, yani aslında bu plastikten geliyor. Yani plastik olarak adlandırılmasının sebebi de buna aslında nöroplastisite deniyor. Yani nörolojik olarak. Yani plastik nedir? Hani yumuşak. Ve bir şeye şekil verdiğiniz zaman o şekli alabilen anlamında. Şimdi nöroplastisite deyince de esneyebilen, şekil alabilen ve aldığı şekli koruyabilen anlamında dile getirilmiş. Ve bilim adamları ölçüyorlar ki yaş ilerledikçe, özellikle de siz 50 yaşını geçmeye başladıktan sonra beyindeki bu nöroplastisite ne yapıyor? Azalıyor. Biraz daha tıkanıyor. Yani orada biraz katılaşmaya başlıyoruz. Bu neyle alakalı? Aslında hani şu, ne kadar deneyiminiz varsa, deneyim ne kadar yaşarsanız, beyniniz ne kadar çok bağlantılar kurarsa, sizin beyninizin esnekliği artıyor. Ama siz hani hep aynı şeyi yediğinizde, hep aynı şeyi izlediğinizde, hani beyninizi aynı duygularla olan, hani şimdi hep mesela diziler, şeyler var ya, siz işte hep savaş haberleri izlediğinizde ya da hep böyle duygusal dramalar, acılı öyküler izlediğinizde beyninizde ne yapıyorsunuz? Aynı yerleri tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar, sanki tarladaki izler gibi ne yapıyoruz? Çukurlar meydana getiriyoruz. Ve hep aynı çukurları kazıyoruz. E şimdi o zaman ne oluyor? Yeni bir alışkanlık, yeni bir düşünce, yeni bir bakış açısı getirmek istediğimizde sistem ne yapıyor? Eski tarladaki o derin ize gitmeye çalışıyor. Eski tarladaki derin ize gitmeye başlıyor. İşte bu anlamda bilinçli bir şekilde yeni şeyler öğrendiğimizde ne yapıyoruz? Beynimizin bu esnekliğini, yani plastisitesini ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Eğer Alzheimer olmak istemiyorsak, hani demans olmak istemiyorsak, o zaman ne yapmamız lazım? Yeni bir kimlik kendimize oluşturmamız, yeni şeyler oluşturmamız lazım. Yani mesela bu bir yeni bir dil öğrenmek olabilir, bir kursa gitmek olabilir, işte resim yapmak olabilir, müzik, bir müzik enstrümanı çalmak olabilir, arkadaşlarınızla sık sık görüşmek olabilir. Çünkü şunu tespit etmişler, kişi eğer belli bir gelişim süreci içerisinde izolasyona maruz kalırsa ne yapıyor? Bu plastisite azaldığı için, tamamen uyaranlar kapandığı için kişi ne yapıyor? İçe dönüyor ve bu sefer başlıyor içsel imgelerle ve içsel imajinasyonlarla hareket etmeye ve düşünmeye. O nedenle mesela hücre hapsine kapatılan kişiler ya da mesela belli bir okullarda hani dış uyaranlara kapatılan çocuklar ya da siz gelişim süreci içerisindeyken bir çocuğa yapma, etme, sen yapamazsın, dur ben yapayım dediğinizde ne yapıyorsunuz? Beyninin aslında gelişmesini engellemiş oluyorsunuz. Ya da işte mesela sokağa çıkma, bir dönem biz de küçük bir şehirde, tutucu bir şehirde yaşıyorduk. Yani sokağa çıkmamı ben hatırlıyorum. Yani sokağa çıkmam yasaktı. O zaman bir bakıyordum ki ne oldu?
Hatırlıyorum, bizim evde işte küçük bir şehirde olduğumuz için bir kütüphane de yoktu. Babamın kitaplarını böyle onar kez falan okuduğumu hatırlıyorum. Ama bu sefer ne yapıyorsunuz? Bakın hep aynı şeylere maruz kaldığınız için hep o anlamda beyninizi ona kodlamış oluyorsunuz. Ve bu sefer beyniniz ne yapıyor? O esnekliğini yitirmeye başlıyor. Halbuki deneyim beyni geliştiriyor. Şunu saptamışlar. Ciddi kaza geçiren ve beyni hasar görmüş kişilerin durumlarını incelemişler. Ve normalde beyni hasar geçirdiğinde, hatta mesela beyninin bir bölümü ameliyatla alınan kişilerde dahi bütün o fonksiyonların bir daha gelmeyeceği düşünülürken, fonksiyonların bir süre sonra belli bir çaba ve istekle yerine geldiği, o deneyimi sürdürürse o kişinin, denemeye devam ederse, yandaki nöronların o ölen ya da giden hücrelerin yerine aldığı ve aslında genel bir bakış açısıyla sadece tek bir hücrenin fonksiyonuyla değil de diğerini kompanse ettiği ve daha sonra bu kişilerin o fonksiyonlarını belli bir oranda yerine getirildiği görülmüş. Hatta beyninin çok büyük bir kısmı alınmasına rağmen yaşayan ve normal fonksiyon gösteren insanlar var. David Eagleman'ın kitabında ve Deepak Chopra'nın kitabında bununla ilgili birebir örnekler de almalıdır. Ve şimdi biraz daha ilerleyecek olursak, mesela bu resmi görmüşsünüzdür. İlk ne görüyorsunuz burada? Güzel bir kadın. Yan dövmüş bir bayan. Yaşlı bir kadın. Yaşlı bir kadın. Peki bunda ne görüyorsunuz? İki yüz. İki tane yüz. Başka? Vazo. Bir vazo. Bakın beyniniz ne yaptı? Şekil değişti mi? Hayır. Şekil değişmedi. Ama ne değişti? Algınız, bakış açınız. Yani beyin ne yapıyor? Aslında algılamada onu parçalıyor. Daha sonra da bir seçim yapıyor. Fakat seçim yapışı daha sonraki başka bir algılamasıyla ne yapıyor? Değişiyor. Şimdi buna bakın. Ne görüyorsunuz? Kaplan. Bir kaplan var. Bir de ne var? Ağaç var. Bir manzara var değil mi? Bakın bir yönden baktığınız zaman kaplanı görüyorsunuz. Ama diğer taraftan baktığınızda resim değişti mi? Değişmedi. Değişen şey ne? Beyninizin algısı. Seçiminiz yani. Şimdi buna bakın. Bunda ne görüyorsunuz? İki yaşlı bir kadın, bir erkek var. Bakın ortada bir kadeh var. Bir de başka ne var? Kedi var. Tam görmüyorsunuz ama burada iki tane Meksikalı çalgıcı var. Evet. Biraz bizim projeksiyonlar görünmüyor. Yani aslında beyin ne yapıyor? Belirsizlikleri seçeneklere parçalıyor. Bir seçim yapıyor. Yani kızı görmeyi tercih seçtiğinizde kızı görüyorsunuz. Ama parçalanma meydana geldiği için daha sonra ne görüyorsunuz? Yaşlı kadını görüyorsunuz. Ve süreç ne yapıyor? Yaşlı kadın ve bayan arasında, genç kadın arasında ne yapıyor? Gidiyor. Ve bir kere biriniz görebiliyor olduğunuzda diğerleri de onu görebilmeye başlıyor. Ben genç kızı göremedim ama hala. Bakın şurada. Şöyle bakıyorsun. Şöyle bakarsanız sol tarafta kafası böyle şapkalı, yüzünü yan dönmüş bir kadın var. Ben de çocuğa benzettim onu mesela. Kıvırcık saçlı çocuğa benzettim. Genç kız olarak değil de evet, çocuk olarak gördüm. Evet, bakın. Evet. Mesela bu Ne Biliyoruz Ki filminde vardı. Christoph Colomb.
gemilerle, büyük gemilerle beraber Amerika kıtasına yaklaştığında orada yaşayan yerliler aslında gemileri ne yapıyorlar? Görmüyorlar. Bakın biz buna negatif halüsinasyon diyoruz. Yani beynin var olan bir şeyi görmemesi. Çünkü algılarında ve eski deneyimlerinde bu kadar büyük bir cismin yüzebileceğine dair ne yok? Bir bilgi yok. Ve daha sonra gemi yaklaşmaya devam ettikten sonra dalgalar kıyıya vurmaya başlıyor. Önce büyük dalgaları fark ediyorlar. Ve daha sonra köyün şamanı o dalgaları izliyor ve ilk o görüyor yüzen gemileri. Ve şaman gördükten sonra da bütün kabile ne yapıyor? Onları görür hale geliyor. Aslında biz bu negatif halüsinasyonu günlük hayatımızda çok yaşarız. Yani gözlük kabanınızı ararsınız, bulamazsınız ve ne yapar? Gözünüzün önünde çıkar. Yani bir kitabınızı, bir cismini, bir eşyanızı o gün değil mi evin içine alt üst edersiniz ve gözünüzün önünden çıkar. Bu nedir? Bir negatif halüsinasyondur. Yani var olan bir şeyin beyin tarafından görülmemesi. Bir de ne vardır? Pozitif halüsinasyon vardır. Yani var olan bir şeyi görmemek. Mesela bir deney yapıyorlar, hassas bir trans sücesini trans haline geçiriyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki, şimdi bize say, burada kimler oturuyor diyorlar. Ve trans sırasında da ona şöyle bir telkin veriyorlar. İşte Fatih Bey'i burada görmeyeceksin. Sonra kişiyi transtan çıkarıyorlar, gözü açık hale geliyorlar ve diyorlar ki şimdi say bakalım bu odada kim var diyor. Hop şey dönüyor, işte bilmem ne, ben de bilmem ne, bilmem ne diyorlar. Ve diyor ki peki şurada ne görüyorsun? Diyor ki bir boşluk görüyorum. Ve ondan sonra transa tekrar sokup artık onu görebilir hale geleceksin diye söylüyorlar. Ve tekrar transtan çıkardıklarında bir bakıyorlar. Kim var burada dediğinde Fatih Bey oturuyor diyor. Bakın ne yapıyorsunuz? Beyne aynı zamanda bir telkin vererek de aynı zamanda gerçekliği değiştirebiliyorsunuz. Ama tabii bunun kişinin etik değerleriyle çarpışmaması gerekiyor. Yani siz bir kişiyi hipnotize ederek bir kişiyi öldürtmüyorsunuz. Yani şimdi ona deseniz ki hani hipnotize ederek onu öldür. Bu onun kişinin etik değerlerine eğer çarpışıyorsa ne yapıyor? Hani beynini o anlamda yıkayarak bunu yaptırtamıyorsunuz. Ama sen hani bunun bir deney olduğunu bildiğinde kişiyi onu görüp görmemek onun etik değeriyle yani beyinsel olarak içsel değerleriyle çarpışmaması gerekiyor. Demek ki aslında beynimizde bir de çatışan ve çarpışan şeyler var. Çünkü beyin ne yapıyor? Sürekli algılıyor, sürekli depoluyor. Anne karnınıza geldiğiniz andan itibaren bunları toplamaya ne yapıyor? Devam ediyor. Ama şimdi ben biraz sistemi genişleteceğim. Acaba sadece bu mu bizi etkileyen? Yani şöyle diyebiliriz ki bizim neyimiz var? Bir bilincimiz var. Şu andaki beş duyunuzla algıladığınız sistemde günlük bilincinizi kullanıyorsunuz. Ve bu bilincin de belli bir kapasitesi var. Yani siz aynı anda en fazla 7 artı 2, eksi 2, yani en fazla 9 şeyi aynı anda algılayabilirsiniz ve minimum 5 şeyi aynı anda algılayabilirsiniz. Beynin yapısı aynı anda 9 şeyin ötesine ne yapmıyor? Geçemiyor. Ama diğer türlü beyne gelen enformasyonların hepsi, diğerleri nereye kaydoluyor? Bilinç dışı dediğimiz yere kaydoluyor. Yani buraya.
Hani dedik ya sünger. Sünger ne demek? Süngeri attığınız zaman, ya ben bunu çekeyim de başka diğer şeyi çekmeyeyim der mi sünger? Ne yapar? İçine girdiği şeyi hepsini olduğu gibi alır. Kendisine ayırt etmez. Ve bizim için de anne karnına doğduğumuz andan itibaren bilincimiz daha gelişmemiş olmasına rağmen varlıksal olarak bizim kullandığımız yer neresidir? Bilinç dışıdır. Ve bilinç dışı ne yapar? Annenin hissettiği öncelikle duyguları, çünkü bebek annenin enerji alanına ve bilinç alanı içerisinde gelişir. O zaman annenin hissetmiş olduğu her şeyi ne yapar? Duyguları, hisleri, düşünceleri sanki kendininmiş gibi buraya kodlamaya devam eder. O nedenle şimdi ne deniyor? Stresli bir hamilelik geçirme, ne izlediğine işte dikkat et. Hatta belli hamilelik, beyin gelişimi süreci 3. ve 4. aydan itibaren ne diyorlar? Duyu da gelişiyor, o nedenle işte eğer siz hamileliğiniz sırasında başka dilleri anlamasanız bile dinlerseniz, daha sonra o bebeğin ileride o dilleri ya da başka dilleri öğrenme yeteneğini geliştiriyorsunuz. Bu ne demek? Çünkü beynin içerisinde beyin hücreleri devam ederken bilinç dışında bunları ne yapıyor? Algılamaya devam ediyor. Şimdi sisteme birazcık da ruhsal bir yandan doğru bakalım. Dedik ya ilahi nizam ve kainatın getirmiş olduğu en önemli farklılıklardan bir tanesi de beyin hücresi varlıkları kavramı. Bu ilk defa İNK ile birlikte gelmiş oldu. Ve beyin bilinç dışı gelişirken bunun içerisine dahil olan bir de genetik aktarımlar var. Yani sizin genetik olarak anne babanız ve onun anne ve babası ve onların 7 jenerasyon atalarınız da aynı zamanda sizi etkiliyor. Bu sizin DNA'larınızda yer alıyor. Yani bu ne demek? Siz 254 kişinin de aynı zamanda duygu, his ve düşüncelerinin birikimi olan enformasyonu da bedeninizde taşıyorsunuz. Ve aynı zamanda bizim şimdi buraya ne geldi? Dinamikler arttı. Şimdi klasik bilim bunu kabul etmeye başladı. Biz biliyoruz ki bunun içerisinde bir de ne var? Bizim geçmiş hayatlarımız var. İlahi nizam ve kainat diyor ki şu anki insan seviyesinde bir kişinin en az 500 ila 700 hayat deneyimi olduğunu söylüyor. Bunların hepsini mi hatırlıyoruz? Hayır, hepsini hatırlamıyoruz ama bazı özel yöntemlerle özellikle de sorun yaratan ve buraya taşınanları hatırlamamız da mümkün. Bazı hatırlamalar doğal olarak rüyalarda meydana çıkıyor. Mesela tekrar ve tekrar ve tekrar tekrar gördüğümüz rüyalar var. Biliyoruz ki biz o rüyada başka bir karakter, başka bir yerdeyiz ama bazen ne oluyor? O rüyalar olduğu yerden devam ediyor ya da her seferinde ya aynı keseti ya da devam eden şekilde görüyoruz. Şimdi bunun, bu sisteme ne oldu? Başka bir yapı getirdi ilahi nizam ve kainat. Varlığı 8'de 7'lik kısmının buraya enkarne olduğu ve bu 8'de 7'lik kısmını doğmadan önce gelişen beyin hücrelerine, o milyonlarca hücreye direkt olarak varlık gelip de bedenin içerisine giren bir yapı değil, beyin hücresi varlıklarına varlığın o 8'de 7'lik kısmının tesir aktarmasıyla bu enformasyonun geldiği bilgisini aldı. Yani bir beynin, bebeğin beyni anne karnında oluşmaya devam ederken oraya maruz bırakan bir tesir var ve bu tesir de nereden geliyor? Bizim kendi ruhsal varlığımızdan geliyor, varlıktan geliyor. O bedeni yönlendirecek olan, o bedeni kullanacak olan, o bedende deneyim yapacak olan varlıktan geliyor. Şimdi bir
aynı zamanda Hollandalı bir bilim adamının yazmış olduğu We Are Our Brains, Biz Beyinlerimiziz diye bir kitabı var. Şimdi o tabii klasik bilim anlayışıyla bakmış, diyor ki sizin cinsel tercihinizden Alzheimer olacağınıza, diyabet olacağınıza kadar seçimlerinizin, yaşayacağınız deneyimlerin her şey diyor anne karnında oluşuyor diyor. Yani hangi kansere yakalanacağınıza kadar her şey anne karnında olup bitmiş oluyor. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Orada aslında oluşmuş olan şeyi gerçekleştirip yaşıyorsunuz. Ama diyor, ne oluyor da beyin öyle şekilleniyor? Ne oluyor da işte o diyabet ya da işte kanser hücreleri öyle oluyor? Ne oluyor da siz cinsel tercih olarak biseksüel oluyorsunuz ya da gay oluyorsunuz? Yani o diyor, sizin aynı doğduğunuzda eşcinsel olup olmayacağınız belli diyor. Mesela bir kişinin katil olma potansiyelinin bile anne karnında oluştuğunu söylüyor o bilim adamı. Bütün bu olasılıklar içerisinde ne oluyor da böyle oluyor bilmiyoruz diyor. Ama biz ilahi nizam ve kainatla beraber ne oluyor da böyle olduğu konusunda bir bilgi edinmiş olduk. Çünkü diyor ki, normalde varlık geçmiş hayatlardaki edindiği, yani bütün o bilinç dışına topladığı bilgileri, deneyimlerini ölüm sonrasında ne yapıyor? Bir sentezlemeden geçiriyor, geçmiş diğer hayatlarla karşılaştırıyor ve onun sonrasında o muhasebesi yapılmış olan bilgiler öz bilgi diye adlandırılmış, öz bilgi olarak varlığın içinde olmaya devam ediyor. Ve sistem yeni anlayış modeline de bakacak olursak, yani şu bizim bilincimiz olsun, küçük bilinç, bu da bizim bütün her şeyi kaydeden bilinç dışımız olsun. Bunun ötesinde olan sistem ne yapılıyor? Yani bilinç ötesi dediğimiz kısım da ikiye ayrılıyor. Bilinçaltı ve bilinçüstü. Ve bilinçaltına şimdi çok yepyeni bir adlandırma ve yeni bir fonksiyon geldi ilahi nizam ve kainatla birlikte. Bilinçaltı ne? Bütün bizim geçmiş yaşam enformasyonlarımızı taşıyan alan ve kapalı bir alan. Yani buraya giriş yok. Hepiniz düşünsenize, bütün o geçmiş hayatlarınızı, 500 ila 700 hayatı şimdi olduğu gibi hatırlıyor olsaydınız burada oturabilir miydiniz? Oturamazdınız. Annenizin sizin geçmiş hayatta sizi öldüren katil ya da işte eşinizin daha önce size işte tecavüz eden adam ya da sizi alnınızdan vuran savaşçı olduğunu bilseydiniz eşinizle düzgün bir şekilde yaşayabilir miydiniz? Yaşayamazdınız. E şimdi o zaman ne oluyor? Oradaki kimlikler orada kalıyor. Yani bizim bu dünyada bir kimliğimiz ve bir egosal yapımız var. Ama kimlik daha sonra varlığa taşınan bir fonksiyon değil. Kimlik buraya ait bir şey. Ve kimliğimiz ne yapıyor? Bakın, çevresel faktörlerle sizin bir geçmişten getirdikleriniz, atasal faktörler, içine doğduğunuz aile, çevre, okulunuz, yani beyninizin enforme olduğu o başta anlattığımız bütün o bağlantıları kurarak siz 24 yaşına geldiğinizde kişiliğiniz oturmuş oluyor artık. 24 yaşından sonra o nedenle bir kişiyi değiştirmeniz ya da çocuğunuz için bir şey yapmanız mümkün değil. Hatta hani 0-5 sünger dönemde o nedenle hani armut dibine düşüyor. Yani siz neyseniz onu kodluyor. Bu arada siz ne söylerseniz onu kodlamıyor çocuk. Siz ne yaparsanız onu kodluyor. Yani öğrenmeler, bilinç dışı öğrenmeler, çocuğum bunu yapma demekle olmuyor. Siz eğer onu yapmıyorsanız çocuk onu yapmamayı öğreniyor.
Siz işte sigara zararlı deyip sigara içiyorsanız çocuk onu öğrenmiyor. Sigara içmeyi bilinçli şeyle öğreniyor. Ya da yalan söyleme çocuğum diyor ama siz hep yalan söylüyorsanız, beyaz yalanlar da olsa, çocuk onu şey yapıyor, kodluyor, öğreniyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bir de buna geçmiş hayatlarımız eklendi. Bir de başka varlıklar bu bedeni terk ettikten sonra, bedenini, o iletişimi kestikten sonra da her varlık kendi özüne, sekizde birlik kısmına ne yapıyor? Dönemiyor. Oraya kavuşamıyor. Hemen orayla bütünleşemiyor. Roger Walder'ın yayınladığımız kitaplarında, Başka Yaşamlar, Başka Benlikler kitabında bunu ruhun, varlığın bitmemiş işleri olarak adlandırır. Eğer siz bir işiniz burada bitmemişse ne yapıyorsunuz? Enerjinizi buradan çekemiyorsunuz. Yani o zaman aynı zamanda hani bizim bilinç üstümüze gelen, hani bu sisteme dışarıdan parazit olarak katılan yayıncılar da var. Kaynak yapmaya çalışıyorlar. Cumartesi dersinde bunu çok güzel işledik. Yani bu başka bedensiz varlıklardan gelen tesirler de bizim bilinç üstümüzden doğru tesirle geliyor. Gelip de bedenimize gelen bir şey yok. Yani size ne yapıyor? Beyin hücresi varlıklarınıza bir yayın yapıyor. Gene her şey nerede meydana geliyor? Beyinde meydana geliyor. Beynin yaratmış olduğu mekanizmada ne vardı? Hisler, duygular ve imgeler. O zaman siz gelip de size giren, bedeninizi ele geçiren bir varlık yok. Ama sizin sisteminize ne var? Tesir gönderen varlık var. Ve bu tesirle birlikte ne oluyor? Beyninizdeki bütün o nörokimyasal süreç başlıyor. Ve o nörokimyasal süreçle beraber siz hiç sebebi yokken mesela üzüntü hissetmeye ya da sizin öyle bir deneyiminiz yokken suçluluk duymaya ya da sizin hiç öyle bu anlamda şimdi şu hayatınızda hiçbir deneyiminiz yokken korku duymaya başlıyorsunuz bir şeyle alakalı. Ama bu tabii ne yapıyor? Geliyor, gene başka bir duyguyla tetiklenmek durumunda. Yani hiç yoktan ortaya çıkmıyor. Bir şeyin sizin üzerinizde etki edebilmesi için ne olması lazım? Rezone olması lazım. Yani aynı şekilde titreşmesi lazım. Beyin bir enerjiydi, beden bir enerjiydi. Beden değişik seviyelerde ve katmanlarda bütün o duygu, his ve düşünceleri taşıyor. Ve siz bir korku hali içinde olduğunuzda ya da siz bir yalnızlık duygusu içerisinde olduğunuzda ne yapıyor? Bir yayın yapıyorsunuz. Elektrokimyasal süreçlerle birlikte ne yapıyor? Korku bir tehdit altında hissediyorsanız beyin emir veriyor ve ne yapıyor? Biz tehdit algılıyor ama tehdit algısı beynin kendisinden gelmiyor. Ya siz bir ses duyuyorsunuz, ya bir his alıyorsunuz, ya da bir görüntü görüyorsunuz. Ve gördüğünüz görüntü ne yapıyor? Beyninizdeki kimyasal süreçleri başlatıyor. Beyin sisteme tehdit var diye alarm veriyor. Ve kan atışınız, kalbiniz, kan akışında hızlanma ve bütün süreç ne yapıyor? Ve sizi beyin tehdide göre ya kaç ya savaş emri veriyor, değil mi? Ama bazen beyin ya da sistem hiç öyle bir tehdit yokken de aynı şeyi algılamaya devam ediyor. Bakın şizofren en uç boyuta gittiğiniz zaman şizofrenlerdeki durum nedir? O tehditi şu anda sanki var olmuş gibi devam ettiğini düşünmeleridir. Ve hani beyin ya bu geçmişte oldu, o geçmişte kaldı diye algılamaz. Sanki birisi değil mi? Ya o gerçekliği yaratır, korktuğu şey neyse hep yani bir takip edildiğini düşünür, var olmayan bir şeyi yaratma yönüne gider ve o anlamda da ne yapar? Negatif yönden o düşünce, his ve duyguları ne yapar? Beslemeye devam eder.
Şimdi mesela ortam sıcaklığının dahi ya da sizin sıcak bir şey içip ya da soğuk bir şey içerken dahi ilişkilerinizin etkilendiğini şimdi bilim adamları bu şey tespit ediyorlar. Mesela siz aileniz ve ailenizdeki kişilerle iletişim halindeyken soğuk bir şey içerken onunla ilgili ilişkilerinizi anlatırken daha soğuk, daha duygusuz olduğunuzu ama sıcak bir şey içerken bu ilişkilerden bahsettiğinizde o ortamın sıcaklığına ya da içtiğiniz şeyin sıcaklığına göre daha sıcak, daha duygusal tespit ettiğini, anlattığınızı tespit etmişler. Diğer bir şey ise mesela hakimler üzerine bir araştırma yapmışlar. Aynı suç, aynı yaş grubu, aynı cinsiyette iki suçlu var. Bunlar aynı suçu işlemiş durumdalar. Ve sabah oturumlarında hakimlerin aynı suçu işlemiş bu kişiye çok daha katı bir ceza verdiğini, katı bir karar verdiğini ama öğlen yemeğinden sonra acıkmayla beraber o atıştırmalar, bir şeyler yemekle beraber öğleden sonraya bir de üstelik hafif de bir uyku haliyle gelmesiyle beraber öğleden sonraki kararlarını çok daha hızlı bir şekilde verdikleri ve çok daha az ve düşük ceza verdikleri gözlenmiş. Ve o zaman hani açlık durumlarının dahi böyle kritik yaşamsal bir noktada hakimlerin verdikleri kararlarda etkili olduğunu saptamışlar. Şimdi demek ki hani dış uyaranlardan gelen bir şey var. Yani bizim bir taraftan tamam bilinç üstümüzden uyaranlar geliyor. Aynı zamanda biz biliyoruz ki her sistem vazifeli varlıklar tarafından yönlendiriliyor. Her şey bir organizasyon içerisinde. Vazifeli varlıklar, bizim de vazifeli varlıklar da aynı zamanda o bilgileri ve yönlendirmeleri ne yapıyorlar? Size buraya yönlendiriyorlar. Tamam, size bir sufle veriyorlar yani yönelmeniz için. Ama bir taraftan hem böyle bir sistem karar mekanizmalarınıza karışırken diğer taraftan da fiziksel faktörler karar mekanizmalarınıza karışıyor. Mesela birbirlerinden hoşlanan ya da hoşlanmayan kişileri direkt bilinç dışı seviyede tepki verdikleri gözlemlenmiş. Hatta göz bebeklerinizin büyük oluşuyla küçük oluşu, ortamın boş oluşu ya da biraz daha aydınlık oluşu bizim duygusal verdiğimiz ya da mesela hoşlanma konusunda verdiğimiz tepkilerimizi de etkiliyor. Erkeklere resimler göstermişler. Aynı kadın figürünün göz bebeklerini biraz büyüttüklerinde o göz bebekleri büyüyen kadınları erkekler daha çekici bulmuşlar. Yani beynin bir yandan da algı mekanizması aynı zamanda hani dediğimiz gibi var olan bir şeyi görme, görmeme, yansıtma, hayal etme, gerçekliği aynı zamanda farklılaştırma ya da şu anda mesela ne oluyor? Çok sürekli reklamlarda, programlarda, ürün satımlarında ne yapıyorlar? Hep bizim beynimizi ve karar verici mekanizmalarımızı uyarmak ve yönlendirmek üzere gidiyorlar. Ve bazen kendinizi hiç ihtiyacınız olmayan şeyleri alırken buluyorsunuz değil mi? Mesela reyonlarda özellikle meyveleri göz hizasına koyuyorlarmış ki o daha çok meyve satışını sağlıyormuş. Beynin algı şeyine giriyorlar ve bakın bir algı yönetimi var yani aslında. Peki o zaman algılarımız hani bu şekilde giderken, ilişkilerimiz sıcaklıktan etkilenirken, yani bütün bunlara dur diyen ve bütün bunları yöneten şey ne? İşte oraya ne devreye giriyor? Bilinç devreye giriyor. Ve bilinç aynı bir hakem gibi çalışıyor. Siz mesela dondurmayı gördüğünüzde hemen zihninizde ne yapıyor? Eski deneyimlerinize sarıyorsunuz. O dondurmanın hani tadını biliyorsunuz.
Diyelim ki biri naneli dondurma, biri limonlu dondurma. İkisinin de tadıyla ilgili bildiğiniz bir şey var ama beyniniz ne yapıyor? Bir çelişki içerisine giriyor. Hani naneli mi limonlu mu, naneli mi limonlu mu ve sonuçta ne yapıyor? Hangisi daha ağırlık basıyorsa karar vermenize ve diyorsunuz ki ikisi de birden. Acaba hangisine önce başlayacağım? Gene bir deneyim ne yapıyor? Sinir ağlarınıza giriyor. Ama burada işte ona size dur diyen ve acaba bu benim ihtiyacım mı diyen, şekerli de yemeyeceğim, onun için bu dondurmayı yemeyeceğim, yememem lazım diyen taraf, işte hakem olan taraf ne yapıyor? Bu bizim bilinç tarafımız, bilinç orada devreye giriyor. Demek ki bir takım seçenekler çok varsa, seçim mekanizmasında bir yerde çatışma varsa o çatışmayı ve problemi çözmede bilinç devreye giriyor. Ama bilinç de bakın pek çok şeye bağlı. Siz istediğiniz kadar kilo vereceğim, rejim yapacağım değil, sizi yedirmeye iten bilinç dışı sebepleriniz orada olduğu sürece yaptığınız diyeti ne yapıyorsunuz? Bozmak üzerine gidiyor. Bir hafta yapıyorsunuz, iki hafta yapıyorsunuz, üçüncüde ne yapıyor? Dayanamıyor. Çünkü bilinç dışında sizi yediren mekanizmalar orada var. O bir şeyin yerini dolduruyor. Geçmiş hayatlardan gelen açlıktan öldüğünüz bir hayat mı var? Ya da işte bir atanız mı size eteç olmuş durumda, gidememiş de ve siz onun duygu ve düşüncelerini mi yaşıyorsunuz? Mesela bir tane çalıştığımız bir vakada anne karnında aslında ikiz bebekler ve o ikiz bebeklerden bir tanesi anne karnında sonlanıyor ve diğerinin plazantası diğerini asidik bir ortamda çürütüyor ve tamam tek bir bebek olarak dünyaya geliyor. Ama bir bakıyor ki diğer o anne karnındaki kardeşinin enerjisi hala kendi üzerinde. Ve o nedenle sanki bütün işleri iki kişilik yaptığını, iki kişilik yediğini, her şeyi iki kişilik yönettiğini, iki kişilik çaba harcadığını fark etti. Ve biraz da kilo sorunu vardı ve dedi ki, aman Tanrım, ben aynı zamanda doğmamış diğer kardeşimi de doğurmaya, büyütmeye, hayatta götürtmeye çalışıyorum ve sanki iki kişilikmiş gibi yaşıyorum. İşte ne yapıyorsunuz? O anne karnındaki o ikiz olan kardeşin enerjisini serbest bıraktığınızda artık o bilinç dışınızdaki size her şeyi çift şey yaptıran döngü ne yapmıyor? Devam etmiyor ve o zaman bilinç dışı bilince izin veriyor, hadi artık yeme, buna gerek yok diye. Yoksa siz hani bu noktada irade diye bir şey yok. İrade aslında tükenen bir şey. Yani şey gibi, hani kapasitesi var. Bir kutu ya da bir benzin deposu gibi bir deposu var onun. Ve siz onu kullandığınızda ne yapıyor? Tükeniyor. Bunu göstermek için de bir araştırma yapmışlar, çalışma yapmışlar. İnsanlara aynı üzüntülü bir filmi seyrettirmişler. Ama grubun yarısına demişler ki, duygularınıza hakim olacaksınız ve kendinizi tutacaksınız, ağlamayacaksınız. Bir gruba da hiçbir şey söylememişler, onlar serbest. Aynı o üzüntülü film bittikten sonra ellerine bu el aletleri vermişler. Ve üzüntülü filmi izleyip de iradelerine sahip olmaz, duygularına bastırmaları söylenen kişilerin daha sonra bu aleti çok fazla sıkamadıklarını, çalıştıramadıklarını ve bıraktıklarını görmüşler. Yani diyorlar ki siz bir şeyi bastırmaya, iradenizi kullanmaya yöneldiğinizde aslında depolarınızı tüketiyorsunuz. Ve daha sonra başka bir şeyi yapmaya enerji kalmıyor. O nedenle iradenin kısıtlı ve tükenen ve yönlendirilen bir şey olduğunu mesela bilim adamları nörolojik olarak tespit etmişler.
Şimdi biz de psikolojiden, yani kendi regresyon çalışmalarımızdan da biliyoruz ki bilinç dışında zaten bir döngü, bir geçmiş yaşam döngüsü, bir atasal döngü, sizin anne ve babanızdan aldığınız bir döngü, her neyse o ya da size eteç olan, ekleşen, yani kaynak yapan bir enerjinin döngüsü de orada olmaya devam ederse siz ne yapıyorsunuz? İradeniz onu yapmamayı getiremiyor. Yani irade ne yapıyor? Devre dışı kalıyor. Yani bilinç dışı her zaman bilince göre bir sıfır önde. Ta ki onu siz ne yapıncaya kadar? Görünceye kadar, fark edinceye kadar. Fark ettiğinizde, anladığınızda, böyle bir şey var olduğunu gördüğünüz zaman artık o gücünü yitiriyor. Ve bunun üzerinde onu oluşturan döngüleri de çalıştığınızda, yani bir atalar çalışması yaptığınızda, bir anne karnı ve doğum çalışması yaptığınızda ya da işte bu size ait olmayan, ya bir düşünce var ya, bu bana ait değilmiş gibi hissediyorum, bu ben değilim dediğiniz şeyler varsa ya da zihninizde hep bir düşünceler ortaya çıkıyor, ya nereden geldi bu şimdi bilmiyorum diyorsanız, kendinize önce şunu sorun. Bu düşünce, his ya da duygu bana mı ait yoksa benim dışımda bir şeye mi ait? Bu yaşayan bir şeye mi ait yoksa ölü birine mi, ölü bir varlığa mı ait? Eğer bana ait değilse hala da bunu taşımama gerek var mı? Çünkü beynimizin öyle bir yapısı var ki geçmişte yaşamış olduğu travmaları sanki o zaman o yaştaymış gibi tutuyor. Siz bir 5 yaşında bir travma geçirdiğinizde sanki 5 yaşındaymışsınız gibi o deneyimi saklıyorsunuz. Ve aynı benzer bir duygu, durum meydana geldiğinde de ne yapıyor? Beyin ağları, sinir ağları 5 yaşındaki haliyle kaldığı için aynı o zamankiymiş gibi tepki vermeye devam ediyoruz. Ama biz bunu bir ilk çocuk çalışması yaptığımızda, o travmayı yeniden gözden geçirdiğimizde bakın ne oluyor? Beyinde yeni sinir ağları meydana geliyor. Ve daha sonra onu yeniden yapılandırma dediğimiz sistemle, imajinasyonla onu düzelttiğimizde ve oradaki varsa verilememiş tepkiyi verdiğimizde, söylenememiş şeyleri söylediğimizde ve o içteki çocuğa şimdiki yaşı hatırlattığımızda beyinde nörolojik olarak yeni sistemler, yeni sinir ağları meydana geldiği için artık ne yapıyor? Beyin onu aynı o şekilde hatırlamamaya başlıyor. Ama işte siz esnekliğiniz, beyninizdeki plastisite yaşla beraber azalmaya başladığında bunu gerçekleştirmeniz azalıyor. Yani siz bir 60-70 yaşındaki bir kişiye regresyon yaptığınız zaman o bilgilere, o şeylere bu kadar, o dönüşümü o kadar sağlayamıyor. Ama biz mesela bir 24 yaşı üstünde, yani 25 ile 50 yaş arasında yaptığımız pek çok çalışmada, özellikle 30'lu yaşlardaki çalışmalarda çok dramatik sonuçlar alıyoruz. Yani kişilerin hayatı çok bambaşka bir şekilde dönüşüyor. Bence yaşla alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben regresyon terapiye gittim 2 kez. Ve ilkinde ben dedim, ne kadar hayal kurdum, bunları nasıl söyledim, amma uydurdum dedim. Sonra düşününce ve video izleyince öyle oldu. Yani o eklentiler bende çıktı, bir pilotmuş, ölü olduğunu bilmiyormuş ama bendeymiş diyorum. Nereden uydurdum ben bunları? Halbuki regresyon öyle bir şeymiş. Evet, işte. Ve inanılmaz rahatlattı beni. Geriye döndüğümde bakıyorum, 2 yıl önce yaptırmıştım. Ne kadar iyi bir şeymiş, tekrar bir daha yaptırsam, daha var mı acaba? Evet, ama bazı kişilerde ne oluyor? Zaman içerisinde o şeyleri canlandırma ve onu, hani o kırpmalar meydana geldiği için sizin demek ki beyin plastisiteniz, tabii yaşınızı bilmiyorum, daha çok genç görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani sonuçta bu herkes de aynı şekilde olacak diye değil. Mesela benim kayınvalidem 90 yaşında şu anda. Ama muazzam bir şey var yani.
Ama mesela bizim işte köylerdeki gidin mesela 60-70 yaşındaki insanlara gidin. Hem bedensel olarak hem de aynı zamanda kişi kendisini sanki ne yapıyor? Yaşlılığa ve şeye programlıyor. Siz uyaranları kestiğinizde bu azalıyor. Bakın küçük yerlerde yaşayanlar da büyük şehirlerde yaşayanların farkı da o işte. Siz o kadar çok uyarana maruz kalıyorsunuz ki yani burada survival dediğimiz hayatta kalma döngüsü bizim beynimizi ne yapıyor? Aktif kılıyor. Çünkü işte hani Avrupa'ya da gittiğinizde çok rahat şehirlerde böyle emekli şehirleri, zengin yerlere baktığınızda o şey yok. Ama bakın bizde nedir? Ya bir minibüse binmek, bir metrobüse binmek, oradaki kıvraklığınız ve şey ile nedir? Ha, çok önemli bir şeydir. Yani beyniniz orada hesap yapar. Hangi otobüs gelecek, ortada ne var, nereye yanaşır, kapı hangi şeyde duracak? Ama köydeki bir kişinin öyle bir derdi yoktur yani. O anlamda da beyninde onu, o mekanizmalar, bir şeyi yakalama, ona ulaşma, onu kullanma, onun uyanıklılığı nedir yoktur. Ama o da ne yapar? Doğayı izler. Çünkü tarlası için neye ihtiyacı vardır? Ne zaman yağmur yağacağının, ne zaman rüzgar eseceğinin. Onun için de bakın onun uyaranları nedir? Farklıdır. Yani ilgiye göre ne yapar? Bizim beynimizdeki o işte sinir ağları, yapılar ne yapıyor? Gelişmeye devam ediyor. İşte ilgi alanlarınızı ne kadar çok artırırsanız, daha sonra bir tanesini kaybettiğinizde, mesela işte eşiniz vefat ettiğinde ya da çocuklar okulu kazanıp gittiklerinde ya da emekli olduğunuzda ve artık çalışmadığınızda sinir ağlarınızın devam edeceği, işleyeceği başka yapılar oluşması gerekiyor. O nedenle de yani beynin sürekli ne olması gerekiyor? Aktif bir şekilde kalması gerekiyor. Bu anlamda da bilinci ne yapıyoruz? Hakem olarak kullanıyoruz. Bundan bir parça konuştuk. Bakın bu şey, hani karar verme mekanizmalarında bu reptilyen yani sürüngen beyin bir katmanı, limbik beyin dediğimiz duygularla ilgili olan kısım, neokortekste rasyonel düşünceyle alakalı olarak adlandırılıyor. Şimdi siz mesela hani bizim bu sürüngen beynimize çok ihtiyacımız var. Beyin her şeyi düşünerek yapsaydı biz hayatımızı gerçekleştiremezdik. Beyin bir noktadan sonra otomatiğe bağlamak durumunda. Bazı şeyleri otomatik yapmak durumunda. İşte siz bir tırın size geldiğini gördüğünüzde yani yana çekilmekle ilgili ya şimdi ben elimi kaldırıyorum, koşmaya başlayacağım, kaslarım harekete geçin diye bunu bilinçli olarak düşünemezsiniz. Bunu çok kısa ve otomatik şekilde yapmanız gerekir. Hatta bu otomatik yaptığınız o hareketler ve döngüler sizin hayatınızı kurtarır. Beyin bir şeyi al, geleceği algılar ve onu devreye sokar. Ve bunu ne yapar? Geçmiş deneyimlerinden sentezleyerek yapar. Yalnız bu geçmiş deneyimler sadece bu hayata ait değildir. Bizim burada vurguladığımız şey bu geçmiş deneyimler aynı zamanda bilinçaltı sistemde vardır. Ve bu bilinçaltı deneyimler hatta şimdi onun daha sürmediğini, devam etmediğini ne yapmaz? Fark etmez. Ve o nedenle de siz birini sevdiğiniz için öldürüldüyseniz, şifacı olduğunuz için kafanız kesildiyse ya da işte bir erkek ya da bir kadın yüzünden bunu işte bir hayatınızı bedelle ödediğinizde, çocuklarınızı bir savaşta kaybettiğinizde sistem ne yapar? Burada da aynı tehdit varmış gibi devam ettirtir. Ve o zaman ne olur? Bilinç dışında aslında kendinizi, ilişkileri sabote ettiğinizi, evlenmeme ya da çocuk sahibi olmama yönünde kendinizi, döngülerinizi götürdüğünüzü görürsünüz. Ama yüzeyde öyle bir şey de yoktur.
Kişi der ki ya ben evlenmek istiyorum ama bir türlü olmuyor. Ya da evlendim ama çocuk sahibi olamıyorum bir türlü. Ama sebebine bir baktığımızda bütün o döngüsel ve kararsal mekanizmalar bakarız ki çok yönlüdür. Atalardan da gelen vardır. Atalarda bir sürü çocuk kayıpları vardır. Geçmiş hayatlarımızda bir sürü çocuk yitirmişizdir. Ya biz doğururken ölmüşüzdür ya da işte gözümüzün önünde öldürülmüştür. Ve onları ne yaparız? Bir anılar şeyi olarak ne yaparız? Taşırız. Ve ister bu bir uydurma olsun. Yani zihninizde regresyon da öyle. Ne dediniz? Ya bu kadar çok şeyi uydurdum mu? Genelde kişi sonunda şunu söyler. Ya uydurmuş olabilirim ama bu kadar da değil. Ya da kişi ne kadar uydurmuş olursa olsun beyin hayal ve gerçeklik arasındaki farkı anlayamadığı için ve nörolojik olarak aynı sistemi çalıştırdığı için onun içerisinden siz geçip sonlandırıp öyküyü çözüp döndürdüğünüzde ve bitirdiğinizde bir bakıyorsunuz içteki o döngü de bitiyor. Ve nörolojik olarak artık o tür bir beyin sinir ağları aynı tarlaya gitmiyor. Aynı izi, aynı şeyi ne yapıyor? Canlandırmıyor. Tabii ben bir sürü şeyi hatırladım size ama bunu sonra zamanım varsa diyeceğim. Mesela şeye baktım. Mehmet Öz'ün sitesinde regresyon yapanların beynini incelemişler ve onunla ilgili videoyu internetten de izleyebilirsiniz. Şu anda zamanımız kalmadığı için hem de İngilizce yani Türkçe altyazısı yok. Ama burada şunu gösteriyor. Buradaki bayanı MR cihazına sokmuşlar ve regresyon yaparken hipnoz altında beyin aktivitelerini ölçmüşler. Normaldeki bakın günlük beyninde bu şekilde bu kadar aktive olmuşken belli kısımları bir geçmiş yaşam hatırlamasına gittiği zaman beyindeki aktif olan merkezlere bakın. Yani normal beynin diğer bütün duygu, düşünce, his, bütün o oluşturduğu o şeyleri çok daha fazla aktive etmiş. Ve bunu ne yapmış? Bir trans halinde aslında bedenin dinlenmede olduğu, yani bedenin hiçbir aktive göstermediği durumda yapıyorum. Başka Dünya Kongresi'nde vardı Portekiz'de benim katıldığım Brezilyalı uzmanlar yine regresyon sırasında bir geçmiş yaşam hatırlaması sırasında hem terapistin hem de danışanın beyin aktivitelerini ölçmüşlerdi. Duygu merkezleri aktivite olmasına rağmen beynin imajinasyon merkezlerinin hani bilinçli olarak bu sol beynin kullanma aktivitesinin çok düştüğü gözlemlenmiş. Ve buradan vardıkları sonuç da şu. Acaba bu beynin, bu hatırlamalar beynin bir fonksiyonu olmayabilir mi? Çünkü beyin bu hatırlamalarda devre dışı kalıyor. Tamam duygularla ilgili kısımlar öne çıkıyor. Ama bir şeyi düşünmeyle, düşünceyi yaratan kısımla, imajinasyonu yaratanla ilgili kısımlarda aktivite azalması görüyorlar. Ve diyorlar ki o zaman bu hatırlamalar beynin uydurduğu bir şey olamaz. Ve bu hatırlamalar aslında nereye ait? İşte bizim o beyin hücresi varlıklarına ait. Beyin hücresi varlıkları zaten beyin hücrelerine onu tesirle aktarıyorlar. Ve bu şekilde beyin aktive oluyor. Yani siz beyin hücresi varlıklarınız, bilinç altındaki o geçmiş yaşamdaki hissettiğiniz korkuyu, endişeyi, yalnızlığı, çaresizliği ne yapıyor? Buradaki beyninize tesir olarak yolluyor. E siz de 3 yaşında diyelim ki aynı benzer çaresiz durumda kaldıysanız ne yapıyorsunuz? Bu duygu orada daha farklı artıyor, daha çok fazla çoğalıyor ve bu sefer siz çaresiz hissettiğiniz bir durumda ne yapıyorsunuz?
O durumla bir daha baş başa kalmamak ve karşılaşmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. O zaman hiç sebep yokken mesela uçağa binemiyorsunuz. Hiçbir sebep yokken işte kedilerle, hayvanlarla haşır neşir olmuyorsunuz. Mesela bir danışanımız vardı bizim. Şey demişti, gece ben hiç aynaya bakmam. Ama aslında bunun hiç farkında bile değil. Ve bir bakıyorsun ki bir geçmiş yaşam anısında aynadan kendisine yaklaşan bir kişinin saldırmasıyla öğreniliyor. Ama bu hayatında hiç sebebini bilmediği halde hiç geceleri aynaya bakmıyor. Ve böyle bir şeyi olduğunun, böyle bir sorunu olduğunun farkında bile değil. Seansın sonunda anını fark ediyor. Yani gece aynaya bakmak iyi değildir diye genel bir inanış da var benim duyduğum işte yaşlılardan. Böyle ya ben duydum sadece bilmiyorum da. Ya öyle bir şey de olabilir. Benim öyle bir şeyim yok mesela. Yani bilmiyorum, hiç gece aynaya bakma. Şimdi böyle bir şey olmaması mümkün mü? Her yerde, lavabolarda, şurada, burada bir sürü şey var. Bu bakın kültürel olarak bir şey. Aynı ailede kendisine bu anlamda söylenmiş bir şeyde bir kişi buna bu kadar takıntı gösterirken ailedeki diğer kişiler buna hiç takıntı göstermiyorlar. Neden o kişi takıntı gösteriyor? Çünkü nörolojik olarak bağlantısını aktive edecek bir nesi var, anısı var. Ve şimdi anıları da gördük. Anılar ne yapıyor? Aynı zamanda üst üste biniyorlar. Beyin bu kadar anı çoğalınca ne yapıyor? Onları çarpıtma yönüne gidiyor. Ama her şey, yani çarpıtan neresi, hatırlamayan neresi, bu kısım. Ama öykünün gerçek hissi, duygusu ve bilgisi gerçekten nerede? Bilinç dışında. Ve o nedenle de biz mesela bir tacize uğruyoruz ama ne yapıyoruz? Zihin devreye giriyor ve hemen bunu örtüyor. Çünkü onunla o şekilde baş edebiliyor. O an için onu örttüğü için baş ediyor. Ya duygusunu donduruyor, ya içine çekiliyor, ya o bedeni hissetmemek için ne yapıyor? Bilinç kendisini dışarıya atıyor. Ve bunu ne yapıyor? Bir savunma mekanizması olarak geliştiriyor. Sorun şu ki artık 3 yaşında olmamasına rağmen, 30 yaşında olmasına rağmen sanki aynı tehdit varmış gibi ne yapıyor? Kendini dışarıya atıyor. Ya bir korku, aynı durum, çaresiz her hissettiği her durumda donup kalıyor. Çaresiz hissettiği her durumda ilişkiden kaçıp gidiyor gibi. Ve işte biz diyoruz ki ya biz yani bilinçli bir şekilde karar veriyoruz diyoruz, değil mi? Aslında hani karar mekanizmalarımızı ne etkileyen bir sürü şey var. Bakın depresyonda ne olmuş? Bakın sağ taraftaki depresyona uğramayan aktif bir beyin. Ama siz gerçekten ama klinik depresyon bu. Kendinizi böyle hani yorgun ya da modunuz aşağıda hissetmek değil. Hani hiçbir şekilde bir yere gitmek istemiyorsunuz, hiçbir yere çıkmak istemiyorsunuz. Hakikaten bütün her şeyi örttüğünüze bakın ne oluyor? Beyin aktivitelerinizde tamamen düşme meydana geliyor. Ve işte eğer bir depresyondan çıkmak istiyorsanız, o halinizi değiştirmek istiyorsanız uyaranlarınızı değiştirmeniz ve beyninizi aktive edecek şeyler yapmanız gerektiği yönünde saptamalar var. Ve hatta Deepak Chopra'nın kitabında çok önemli bir tespit var. Klinik olarak orta derece ve hafif derece diye tespit edilen depresyonlarda konuşma terapisinin, yani sadece depresyonuyla ilgili konuşmanın dahi ilaçlardan daha, antidepresanlardan daha aktif olduğu, faydalı olduğu, etkin olduğu görülmüş. Ancak çok derin kronik depresyonlarda ilacın kimyasal, beyni kimyasal bir süreçle dengelemesinden sonra oluşan döngüyü daha kolay atlattığı, hani ilaçların daha kronik depresyonda, ama biz seninle diyoruz ya
Ya hep herkes bir depresyondayım değil mi? Canınız sıkılıyor, depresyondasınız. O aslında gerçek bir depresyon hali değil. Modumuzun düşüklüğü değil. O nedenle bizim ülkemizde nedir? Ya etrafımızda birileri vardır, sizi şey yapar. Hani arkadaşlarımız sağ olsunlar değil mi? Hep böyle bir aile bizi bir şekilde alır ve onun içerisinden, bir sürecin içerisinden çıkarır. Batı'da bu daha kronikleşmiş durumda. Çünkü orada izolasyon daha fazla. Bireyselliğin ve benliğin gelişmesiyle beraber ne oluyor? Yalnızlaşma artıyor. Biz biraz önce izole olan beyinlerin enformasyon ve bilgi almayınca nasıl körelttiğini gördük. O nedenle bakın, demans çok fazla artıyor. Ama mesela İtalyan aileleri gibi, işte bizim çoklu böyle Hindistan'da ya da işte çok kalabalık ailelerin olduğu, iletişimlerin çok, sosyal hayatların çok iç içe olduğu yerlerde bu tür demansların falan çok fazla, daha az bir rastlandığı görülmüş. Yani hani çağımızın, şimdi Batı modernleşen toplumun bakın farklı hastalıkları ve farklı döngüleri çıkmaya başladı. Bu varlıkla olan ilahi nizam ve kainattan da biraz bahsettik. Yani bu süreç içerisinde aslında biz tekrardan ve tekrardan yeniden doğumlarla, ölümlerle ve döngülerle, işte bilinçaltından, geçmiş hayatlardan getirdiklerimizle, atalarımızla, hepsi bir bütün olarak burada bizim anlamamız gereken şey, bizim tek bir varlık olmadığımız, bizim çoklu dinamikli bir varlık olduğumuz ve çoklu bir dinamik varlık olarak da gerçekten soyarak ve biraz gözlemci haline geçerek o duygu, düşünce ve hisleri, algıları ve davranışları yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de önce o tek olduğumuz yanılgısından çıkmamız lazım. İşte kendini bilme çalışmaları ya da Gurdjieff'in kendini bilme öğretileri ya da işte bir yoga yaptığınızda, bir meditasyon yaptığınızda, kendinizi gözlemlediğinizde, şamanik çalışmalar yaptığınızda ne yapıyorsunuz? Katman katman her seviyede, her enerji döngüsünde kendi üzerinizde bir katmanda, bir bölümde çalışmış oluyorsunuz. Ama hologram gibi ne oluyor? Eğer bir yerde bir şekilde bir eksiklik varsa sistem o kadar muazzam ki diğer taraftakiler onu dengelemeye, kapsamaya ve örtmeye ne yapıyor? Devam ediyor. Onun için hani bizim hocamız Roger Holger hep şöyle söylerdi. Biz bu hayatı ve bütün bu çalışmaları aslında iyi bir şekilde ölmek için yapıyoruz derdi. Bence çok haklı. Çünkü aynı zamanda sizin nasıl öldüğünüz, ölürken hangi duygu ve düşünceleri taşıdığınız, hangi bilgileri ve bitmemiş işleri, hangi duygu, düşünce ve his kalıplarını, hangi dramaları ölürken yanınıza götürdüğünüz çok önemli. O nedenle hazır bu dünyadayken ve bu bedendeyken bir takım şeyleri artık çözmemiz gerekiyor. Şu anki yaşamımız en değerli, en kıymetli yaşamımız. Ve şu anda öyle ki sizden bir tane daha başka yok. Yani parmak izinizden tutun da gözünüzün yapısına kadar her şeyinizde neysiniz? Unik dediğimiz, yani tek. Şimdi bu anlamda da getirdiğiniz bir sürü döngüler içerisinde ben soruyorum, peki ben gerçekten kimim? O zaman yani iradem dahi zaman zaman olmayacaksa ve evet, bu yediğim içtiğimle, bedenime aldığımla, soluduğum havayla dahi pek çok şey etkileniyorsa, kendime hangi enformasyonları, bilgileri yüklediğimde çok önemli. Hangi müziği seyrettiğini dinlediğinizden, hangi filmi izlediğinize ve hangi insanlarla iletişim olduğunuz sizin seçiminiz. O zaman iyi bir şekilde ölebilmeyi sağlamak için de bu seçimlerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor.
İşte seçim özgürlüğü orada başlıyor. Siz de ama bunu fark ederseniz ancak o özgürlüğünüzü kullanabilirsiniz. Aslında bir yandan baktığımız zaman da hiç özgür değiliz. Her şey bir yönlendirme, algı yönetimiyle gidiyor. Aa, bir de bunun üzerine öte dünyadan da en büyük şeyi benim kendi ruhsal rehberlerim ve benimle ilgili vazifeli varlıklar bunu yapıyor. Siz de zannediyorsunuz ki Eros geldi bana okunu fırlattı da ben aşık oldum. Halbuki orada şey var, yani sizin kalp atışınızdan tutun da tamam göz bebeklerinizin büyüklüğüne kadar bir şeyler gidiyor olabilir. Ama esas iletişimler nerede meydana geliyor? Bilinç dışı iletişimlerde meydana geliyor. Kişi diyor ki ya bu kişi bana bir kere görüşüyorum, bir daha beni hiç aramıyor, sormuyor. E çünkü nereden meydana geliyor bu iletişim? Sizin bilinç dışından onun da bilinç dışı var. Ve siz bilinç, onun da aynı şekilde bir sürü döngüleri var. Siz buradan baktığınızda diyorsunuz ki ay ne güzel sohbet ettik, ne kadar biz iyi anlaştık. Ama bir daha hiç gerisi gelmedi. E çünkü ne yapıyorsunuz? Esas iletişim bilinç dışından meydana geliyor. Hani bu şeylerde de var. Yani bir yere gittiğinizde neyi, ne kadar söylediğiniz %30 etkili. %60, %80 sizin vücut diliniz önemli. Çünkü bilinç dışından anlıyor. Gerçekten yalan söyleyip söylemediğinizi bilinç dışından biliyor. Gerçekten korkup korkmadığınızı, bir ilişkiye hazır olup olmadığınızı, döngülerinizi ne yapıyor? Bilinç dışından algılıyor. Ve sonra da kendisi de bilmiyor neden aramadığını. Unutuyor. Ya da sistem ne yapıyor? O anlamda nörolojik bağlantılar meydana gelmiyor. Ya da öyle bir şey oluyor ki ya bir kişiyle hani ilk görüşte aşk diyorsunuz. Tamam, nörokimyasal şeyler devreye giriyor ama o nörokimyasal durumları şey yapan, devreye sokan, dopaminleri salgılattıran falan sadece çikolata yemek değil yani. Ne oluyor? Bakın bilinç dışında bir, sizin bilinç dışınıza gelen ne var? Geçmiş hayatlardan belki karmik bir döngünüz ve bu hayatta bir şeyiniz varsa bir anda tesirler beyninize o yönden gelmeye başlıyor. Ben ilk tanıştığımda eşimle böyle çok onun tarafından çok büyük bir derin sevgi oluşmuştu, bir ilgi oluşmuştu. Eşim de bana hep şey diyordu, ya ben seni niye bu kadar çok seviyorum bilmiyorum. Ben de bir türlü böyle yani onun sevinmediği, bana yaklaşımı gibi bir türlü kendimi veremiyorum, bir türlü olmuyor böyle. Allah Allah diyordum yani, bu adam beni bu kadar seviyor, ben içimde o şeyi hissedemiyorum, hani seviyorum da. E sonra bir geçmiş yaşam anısına gittim ben. O geçmiş yaşam anısında yine eş olduğumuz ama onun işte bir kazada öldüğü, denizci olduğu, geri dönmediği, benim de o hayatta çocuk sahibi olamadığım ve de kendi intihar ettiğim bir hayat. Şimdi bilinç dışında benim zihnimde canlanan bu adamdan kaçmam lazım. Ne var? Bir, ya ben bu adamı seversem ölürüm. Direkt getirdiğim şey bu. Onun için bilinç dışım ne yapıyor? Eşim benimle evlenebilmek için beni çok uzun süre ikna etmek zorunda kaldı. Sonra ben anladım. Çünkü onu gördüğüm zaman bilinç dışımın verdiği tepki, bu adamı seversem ölürüm. Bu kadar basit. Ama onun şeyi, bilinç dışında olan şey ne? Kavuşamadığı ve geride bıraktığı sevdiği, ben ne yapmış özlem durumda? Özlem duyduğu sevdiğine kavuşmuş durumda. Ve bakın o zaman ne yapıyor? Bu işte ferdik ferdik kaçmaya devam ederken bu da o özlemin o ne yapıyor, peşinden gidiyor. Peki o duygu ne oluyor? Siz o hayatı çalışıp beyninizde onunla ilgili nörolojik şeyleri, bağlantıları dönüştürüp artık o ölümle ilgili olan duyguyu ortadan kaldırdığınızda artık sistem
seversem ölürüm düşüncesinin nörolojik ağlarını ve yollarını taşımadığı için artık o tarlaya düşmüyor. Ve ondan sonra sizin üzerinizden dediğiniz gibi büyük bir yük kalkıyor. Benim de üzerimden büyük bir perde kalktı. Daha doğrusu kalbimin üzerinden büyük bir perde kalktı. Ve ben böyle ya hiç o an daha böyle enteresan başka bir duygular içerisine girdim. Ve fark ettim ki bu iş ne kadar kimyasal olduğu kadarıyla aynı zamanda çok döngülü bir yapı. O nedenle sadece tek bir şey biz değiliz. Ve şimdi eğer sizi engelleyen, tutan, hayatınızın daha iyi gitmesine engel olan ilişkiler, sağlık problemleri, maddi durumlar, bir takım döngüler içerisindeyseniz bir an durun ve bakın. Yani bir an durun ve bu tür dinamikler nelerden gelebilir? Atalarınızda da mı aynı döngüler vardı? Ya da siz neyi tekrarlıyorsunuz? Anne ve babanızda mı o parayla ilgili ya da işte aynaya bakmakla ilgili inançlar var? Ya bunun nereden geldiğini tespit ettiğiniz zaman beyin aha diye bir, yani daha doğrusu bilinç bir aha noktası şey yapıyor. Beyin sadece ona gelen enformasyonu bakın sentezliyor. Orada karar veren ve hakem durumdaki olan neydi? Bilinçti. Ve bilinç de zihinle bağlantılı. Ama zihin ne yapıyor? Bakın beyine çarptırmalar meydana getiriyor. Zihin maymun gibi oradan oraya ne yapıyor? Topluyor. Ve o zaman ne gerekiyor? O maymunun da, o zihnin de ötesine geçme. İşte biz cumartesi akademi derslerinde ilk derste bayağı geniş bir giriş yaptık. Ve önümüzdeki akademide işte ataları çalışacağız, rüyaları çalışacağız. Hepsini teker teker dinamikleri bedenle çalışacağız. Bedenimizi hareket ettirmeyle, yani dans edeceğiz ve dans ederken beden farkındalığımız ve zihin farkındalığımızın arkasına bakacağız. Ve bedensel olarak bir takım şeyleri değiştirdiğinizde ve düzgün hale getirdiğinizde, doğru beslendiğinizde de görüyorsunuz ki duygu, his ve düşünceler değişiyor. Yani beynimize bağırsak sistemimize bir kedinin beyni kadar gelişmiş sinir yapısı var, ağları var. Ve o nedenle ne yapıyorsunuz? Siz aynı zamanda yediklerinizle de beyninize sinyal gönderip beyninizdeki olumlu ya da olumsuz düşünceleri aktif hale getiriyorsunuz. Mesela bazı bipolar, şizofreni gibi psikotik hastalıkları beslenmeyle çözüyorlar. Otizmde beslenmeyle çok ilerlemeler kaydediyorlar. Çünkü hepsi bakın sinir ağlarıyla ve nörolojik yapıyla çok bağlantılı. Ama sadece o her şey demek değil. Ve bunun arkasında bütün bu olay döngülerinin getirdiği o deneyimleri yaşayan ve bundan öğrenen ve oradaki bilgiyi süzerek daha sonra öz varlık haline getiren de ne var? Bir varlık var. Yani sistemin böyle olmasının da nesi var? Bir amacı var, bir hedefi var. Sorularınız var mı? Sorularınız varsa sorularınızı almak isterim. Buyurun. Kas testi. Kinesiyoloji. Kas testinde neresi cevap veriyor? Yani şimdi kas testinde bir şeyi seviyorum diyorsun. Kuzeye döndüğüm zaman eve gidiyorum kas testinde. Yemeğe giderseniz hayır oluyor. Sizin bildiğinizden farklı bir şey söyleyebiliyor kaslar. Yani orada cevap veren bilinç aldığım bilinç dışımı sentezi mi? Buna ilgili bir yaklaşım var. Evet, kinesiyolojiyi gerçekten iyi uyguladığınızda ve de sorunun muğlak bir şey olmaması gerekiyor. Yani bu muğlaklık ne? İşte bu kadın beni seviyor mu, bana aşık mı dediğiniz zaman ne yapıyor? Orada bilinç devreye giriyor. Ama siz bu yiyecek benim için faydalı mı dediğinizde bir sağlık konusunu, yani
cevabı gerçekten net evet ve de hayır olan bir soru sorduğunuzda ne yapıyorsunuz? Beden bilinç dışıyla, özellikle de deri bilinç dışıyla çok bağlantılı olduğu için bilinç dışı seviyede ne yapıyor? Oradaki şeyi test ediyor ve kas ne yapıyor o şekilde? Siz mesela ağzınız hayır derken beden evet cevabı verebiliyor ve genelde de bedenin o kas testiyle vermiş olduğu şeyde siz neyi bypasslıyorsunuz? Zihni bypasslıyorsunuz. Zihni bypassladığınız için de bilinçle bilinç dışı arasında direkt bağlantı meydana geliyor ve genelde de o kas testinin yaptığı şey doğru olarak çıkıyor. Ama orada dediğim gibi soruyu çok iyi şey yapmanız lazım. Bilinç dışı devreye giriyor. Bilinç altı ya da bağlantı bu sistemde bilinçaltı geçmiş yaşamları depolayan yerdir. O nedenle bilinçaltı geçmiş hayat anılarına beden çalışmalarıyla gidilebilir. Çünkü geçmiş hayatlardaki yaşadığımız bedensel his, duygu, düşünceler, ağrılar, mesela bir boyun ağrısı sizin işte kafanızın işte bir kılıçla kesildiği bir an, burada bir acı hissedersiniz. Oradaki acıya bir bakarsanız o geçmiş yaşamında yaşadığınız acıdır. Çünkü bilinç dışı aynı zamanda somatik algıları da ne yapar? Taşır. Aslında ne oluyor? Bilinç altında taşınan bu somatik, yani bizim psişik beden dediğimiz yapıda taşınan acı, siz o anıyı hatırlamanızla birlikte bedende aynı uyarı sistemini kullanıyor. O nedenle siz geçmişteki bir acıyı hatırlamanızla hayal ettiğiniz bir acıyı hatırlamanız arasında sistem aynı işlediği için sanki bu anda oluyormuş gibi onu ne yapıyorsunuz? Beyniniz onu simüle ediyor ve canlandırıyor. Aslında bakarsanız ağrı diye de bir şey yok. Ağrı da bizim o anlamda canlandırdığımız bir şey. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu. Olur, teşekkür. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.